Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün Yalova Çınarcık'tayım. Bir nakliye işim var. Aşağı yukarı 2 saat oldu Çınarcık'a geleli. Adam nakliyeyi yatırmasını bekliyorum. İzmit'ten yükü aldım. Kapı pervazı. Yani kapıların kenarında olur ya, pervaz derler ona. 16 paket. Adama da 250 borcu varmış. Onu da ver dedi. Sen Çınarcık'a gitmeden de paranı göndereceğim falan. Dedim abi bak, mazotum yok dedim ama dümenden diyorum, tam mazotum falan var, param var. Ben böyle el alemin dalgasıyla gerdeğe girme muhabbetim yok yani. Kendi silahım varsa ateş ederim, yoksa da sıvışırım hesabı. Şimdi Çınarcık'a geldim, 2 saattir burada bekliyorum, tamam mı? Şimdi bazı insanlar vardır ki böyle kendini çok kurnaz, çok bilmiş, tamam mı? Herkesi sikebileceğini zanneden insanlar vardır. Böyle çok kibirli. Hani diyeceksiniz ki hocam bu işin kibirle ne ilgisi var falan. Şimdi bu adam beni kazıklamaya çalışıyor. Yani ben şimdi bu parayı yükü indirdiğim zaman bir daha o yükü geri alma şansın yok. Vermese de mahkemeye gideceksin. Bilirkişi kılıyor, amına koyayım 40 sene sürer. Ondan gelecek parayı da sokayım. Yani bedava uğraşırsın yani mahkemelerde. Belki alırsın 3-5 sene sonra ama uzun sürer. Şimdi ben de 2 saattir onu bekliyorum. Yine bir yarım saat daha bekleyeceğim. Bu videoyu bitirdiğim zaman daha para gelmese çekip İzmit'e gideceğim. Diyeceğim abi mazotum yoktu, geri döndüm. Ver bir 500 daha nakliye, yani 1250 lira tekrar geri getireyim. Ha, vermedi parayı, gidip pervazları satıp kaça sattım? 1000 lira 2000 lira üstüne de adama vereceğiz yani. Hani ben seni arayacağıma, tamam mı? Sen beni aramına koy. Yani ben sikileceğime sen sikil. Yani bu işler böyle. Ay şimdi bu her boku bilen insanlar lafına niye girdim? Şimdi bazı insanlar vardır ki bazı mesleklerde her boku bildiğini zanneder, tamam mı? Hani bir de bir laf vardır. Hani bekara karı boşamak kolaydır hesabı. Yani adam bekarsa der ki ya boşa da yıkarı yağmına koy. Halbuki adamın çoluğu var, çocuğu var. Bu işin tazminatı var, kılı var, yünü var, çocukları kim bakacak falan. Onu bekar düşünmez. Salla gitsin. Şimdi benim bir arkadaşım vardı. Bir iş yeri atacak. Bir restoran gibi bir yer. Arkadaşım derken daha genç bir çocuk da, ben bir iki nakliye yaptım. Bizi de sever. Yani akıl abi dedi, burada bu iş nasıl gider? Dedim bak abisi, ben sana çok iyi gider desem dedim. Yani sana dedim gaz vermiş, senin moralini düzeltmiş olacağım. Ha, ben lokantacı değilim. Restoran işinden de anlamam. Çok iyi, kötü olur desem moralim bozulacak. Ya işte Kadir abi de ne diyor amına koyayım yani falan diyeceksin. Ama dedi, abi de delikanlı gibi konuş dedi. Vallahi dedim abisi bu iş 3-5 ay anca gider amına koyayım. Bana dedim öyle geliyor yani. Ya olur mu abi falan filan, burada o biçim tutar eder, biz bu işi biliyoruz ediyoruz. İyi dedim abisi, Allah mübarek etsin yani, ne yapalım. Dediğim gibi 6 ay bile gitmedi yani. Şimdi bazı insanlar zanneder ki mesela bir çevresi vardır adamın, tamam mı? Bir iş yeri açacağım diyelim. Herkes bana gelecek zanneder, tamam mı? Bir çevrem var. Halbuki işin içine girdiğin zaman öyle değildir. Yani sen kendi yumruğuna güvenmiyorsan, el aleme güvenip de kavgaya girersen %90 dayak yersin. Mesela ben hep böyle dayak yedim. Ben hayatımda atıyorum gençliğimde kavga edip 10 sefer dayak yediysem bunun 8'i hep birilerine güvenmekle. Yani bir arkadaşız. Hani güvenmek derken şöyle. Yani 5-6 arkadaş, 5-6 arkadaşa gider yapıyoruz. Kavgaya giriyoruz. Amına koyayım 5'i katıyor ben kalıyorum. Veya 4'ü katıyor 2 işi kalıyoruz. Onun için kimseye güvenmem abi. Yani götürmüyorsa girerim, yemiyorsa girmem. Zararında, karında hesabını yaparım ben kendi adıma. Şimdi bazı meslekler vardır ki adam mesela atıyorum çok iyi bir alçıdır. Ama hiçbir zaman lokanta yürütemez. Atıyorum bir adam çok iyi bir sporcudur ama iyi antrenör olmaz. Veya çok iyi sporcudur. Atıyorum adam bir spor salonu açar, 5 ayda kapar amına koy. Hani zanneder ki ya herkes bana gelecek. Ben mesela 2 salon açtım. Bana 2. salon açtığım zaman kaç kişi, mesela o zaman Başiskele'de açmıştım. Abi geliriz ederiz diyen adamların yemin ediyorum hiçbiri gelmedi. Anlıyor musun? Bazı insanlar o kibirinden zanneder ki yani bana herkes inanıyor. Herkes seviyor. Birileri goy goy verir. Senin konuştuğun laflar hoşuna gider, tamam mı? Goy goy verir. Ama o laflardan en ufak bir zarar gördüğün zaman hiç kimse yanında durmaz.
Onun için böyle ben şahsı kendi adıma mesela çok kibirli, çok böyle her şey gibi bilirim diyen insana uyuz olurum. Yemin ediyorum uyuz oluyorum yani. Şimdi biz belediyede de çalıştık mesela siyasilerle de ben bakan seviyesindeki insanlarla da yani çok fazla muhabbetim olmadıysa da yakından gördüm ettim. Şimdi en kral bakan bile mesela bakanlıktan düştükten 3-5 ay sonra milletin maskarası olur eğer piyasada geziyorsa. Bu emniyet müdürü olur veya çok zengin bir insansa biraz fakirleştiği zaman milletin maskarası olur. Çok böyle ortaya dolaştığı, gezdiği zaman. Onun için bürokrat insanlar emekli olduktan sonra bile genelde insanlardan biraz uzak durmaya çalışır. Şimdi kibir, çok bilmişlik güzel bir şey değil arkadaşlar yani. Şimdi bunu niye anlattım? Yani size bu bir şey gibi olsun, tamam mı? Yani aklınızda demeyeyim de ya ona göre davranın. Şimdi adam vardır mesela çok akıllı bir insandır, çok zeki bir insandır ama hayatı boyu birinin yanında çalışır. Kendi bir iş kurma ama cesaret edemez, ama yüreğe yetmez, ama parası yetmez veya açsa da yürütemez. Ama bir bakarsın adam böyle yola gezmesini bilmeyen bir adam öyle bir iş kurup öyle bir para kazanmıştır ki dersin ki ya amına koyayım bu adam bu işi nasıl becerdi? Şimdi herkesin becerileri farklı. Anlıyor musun? Çok böyle havaya girip kibirli olup işte ben olsam şöyle olurdu, ben olsam böyle olurdu. Mesela adam diyor ki şimdi Fatih Terim biliyorsunuz teknik direktör. Ben futboldan da işim olmaz. Ya işte o milli takımdayken veya işte hangi takımı çalıştırıyoruz. Ya buna hoca diyenin. Dedim ne diyeceğiz amına koyayım yani adama kasap mı diyeceğiz, manav mı diyeceğiz yani. Adam kendini kanıtlamış bu işleri yapan bir insan. Ama bir sürü futbolcu var zamanında mesela çok iyi futbol oynamış, çok iyi efsane sporcuların hiçbiri antrenör de olmamış. Şimdi antrenörlük farklı bir şey, esnaflık farklı bir şey, insanları yönetmek farklı bir şey. Şimdi sen mesela diyelim bir politikacı, milletvekilisin bak ben çok peşlerinde gezdim. Böyle halkla kibirli mübirli konuştuğun zaman bak o seçim üzeri konuştuğun zaman insanlar sana gıcık kapar. Oy verecek olan bile vermez. Hani şimdi adamın karşısına oturup da işte biz şunu biliriz, biz bunu biliriz. İşte biz olsak şöyle olur, biz olsak böyle olur dedin mi? Ben namını gördün amına. Hiçbir sikimde olamaz. Yani yönetici adam hem sert, hem tatlı, hem koruyucu, hem de adam gibi adam olması lazım. İnsanlara bak şimdi, yanlış yapana harbiden sert davranın. Ama insanlara çok sert davranmak da iyi bir şey değil. Hep böyle he demen gerekir. Kimsenin kalbini kırmaman gerekir. Falan filan yani. Bugünlük muhabbetimizi de burada keselim. Fazla mevzu uzatmadan. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra böyle biraz daha nasihat edici videolar yapacağım. Hani sövüyor sürüyoruz. Biraz günaha giriyoruz da. En azından gençlere de bir şey anlatmış olalım. Her şeyden önce arkadaşlar genç insanlara tavsiyem yani beni izleyenlerin çoğu zaten 18-25 yaş arası çalışacağız. Önce kendinizi eğiteceksiniz. Hangi mesleği yapıyorsanız bu nakliyecilik olur, spor salonculuğu olur, efendimize lokantacılık olur. Kendimizi veya o kursun kendini çok iyi yetiştirip insanlarla ilişkilerini güzel ayarlayıp ondan sonra iş hayatına atıldığınız zaman bir de hayalcilik yapmayacaksınız bak iş hayatında. Yani ben burada bu işi yapıyorum. Ben yaparım abi. Ben ederim. İşte ben salon açarım. Bu işi o biçim insanlar gelir. Öyle demeyeceksiniz. En alt seviyeyi hesap edip ben mesela salonları açarken o hesabı yaptım. Ya bana 50-60 yesin. Masrafını çıkarsın. 3-5 sakal da bana kalsın yeter. Onun için hiçbir zaman da zarar etmedim. Kamyonetçiliğim de öyle. Geziyorum, tozuyorum. İş çıktığı zaman da 3-5 yolumu buluyorum, bakıyorum dalgama. Yani hesapları ince yapacağız ama hesaptan önce de çok iyi bir eğitim alacağız. Kendinizi eğitmeye özen gösterin arkadaşlar. En önemli olay bu. Devir de teknoloji devri olduğu için kendinizi eğitmeye önem verin. Hayırlı günler.